Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel şiş örgü modeli yapılışı anlatacağım. İşkembe örneği, gerçek işkembe modeli bu. Bu modelimizi berelerde, hırkalarda, bluzlerde, ister bebek örgülerinde ister yetişkin örgülerinde birçok alanda tercih edebilirsiniz. Yapılışı da çok zevkli bir örnek. Birazcık dikkat ederseniz hiç şaşırma yapmadan, modelinizi bozmadan ilerletebilirsiniz. Burada 4 numara şiş ile Alize Lana Gold'un ipiyle çalıştım. Çok güzel, yumuşacık bir model oluyor zaten. Yumuşacık bir örgü oluyor modelimiz. Bu kalın bir ip. İnce iplerle de bu modelinizi çalışırsanız yine böyle kalın bir dokuya, yumuşak dokuya sahip olacaktır. Evet, bu şekilde. Şöyle arka yüzünde göstereyim sizlere. Bununla daha önce ben çok güzel bereler çalışmıştım. Instagram sayfamda görebilirsiniz. Evet. Modelimin ilmek sayıları tekli sayılardan oluşmakta. 1, 3, 5, 7, 9, 11 bu şekilde ilmeklerinizi atıp hazırlayabilirsiniz. Modelin altına ben daha çok böyle haroşayı daha çok yakıştırıyorum. Tabii ki yine tercih sizin. Şimdi ben de burada ilmeklerimi 29 ilmek atıp hazırladım. Bir sıra ters yüzden, bir sırada düz yüzden düz örgü örerek geldim örgümün ters yüzüne. Modelimizi örgümüzün ters yüzünde kuruyoruz. Şu anda ters yüzdeyiz. Şöyle kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Şişimi ilmeğime taktım. Ters örecekmiş gibi ve de ipim de şişimin üzerinde. Ters örecekmiş gibi ilmeğimi taktım ve örmeden ipimle birlikte şöyle dolama yapacakmışız gibi. Burada dolama yapmayacağız. Artırma kesme işlemi yok. Sadece ilmeğimizi iki katlı yapmak amacımız. İlmeğimi, ipimi sağ şişimi atlattım. İpim arka tarafta düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Şöyle şişimin üzerine ipimi attım ve ilmeğimi de ters olacak şekilde şişimi atlattım. Sağ şişimi. İpim tekrar arka tarafta düz örüyorum. Bir ters bir düz olarak ilerliyoruz. Modelin kuruluşunda yalnız düzlerimizi örüyoruz. Terslerimizi üzerine ip dolayarak örmeden atlatıyoruz. Bu şekilde. Tekrar düz örüyorum. İpim ön tarafta, kendimden tarafta ters örgü örecekmişiz gibi örmeden atlatıyorum. İpim de üzerinde. Bir dolama yapıyorum. Pardon, bir düz örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa aldım. Örmeden ilmeğimi sağ şişime atlattım. Düz örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. İpimle birlikte ilmeğimi sağ şişime aldım. İpim arka tarafta tekrar düz örüyorum. Bir düz, ters ilmeğimizi de bu şekilde ipimle birlikte ilmeğimi sağ şişime atlatıyorum. Düz örgü örüyorum. İpim ön tarafta ters ilmeğimi örmeden sağ şişime atlattım. Üzerinde dolama ilmeği var. İpim şu an arka tarafta ve düz örgü örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Örmeden sağ şişime atlattım. Üzerinde ipimiz var. Bir düz ördüm. Tekrar ters ilmeğimi örmeden ters olarak şekil sağdaki şişimi aldım. İpim arka tarafta düz örüyorum. Tekrar ipim ön tarafta. Bu şekilde tekrar ipim arka tarafta düz örüyorum. Bir tane düz ördüm.
İpimi ön tarafa aldım. Ters ilmeğimi içine girdim. Örmeden ipimle birlikte sağ şime aldım. Tekrar ipim arka tarafta. Düz örgü örüyorum bir tane. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Yine ilmeğimi örmeden sağ şime atlatıyorum. Üzerinde iple birlikte. Ve bir tane tekrar düz örgü örüyorum. Kenar ilmeğimi de tekrar şöyle düz örerek örgümün ters yüzünü tamamladım. Modelimizi bir kez kurduk. Örgümün düzlüğüne geldim. Kenar ilmeğimi yine ters olarak alıyorum örmede. Şimdi burada 2 ilmek düz öreceğim. 2 ilmek düz ve atlatmış olduğum bu iplerimizi, dolama yaptığımız iplerimizi tekrar örmeden sağ şime atlatacağım. Kenar ilmekten sonra bir, ikinci düz ilmeğimi ördüm. Dolama ilmeğim geldi. Dolama ilmeğim ipim arka taraftayken dolama ilmeğim şişenin içine taktım ve sağ şimi örmeden aldım. Tekrar iki tane düz örüyoruz. 2 düz dolama ilmeğimi örmeden sağ şimi atlatıyorum. İpim bu sırada hep arka tarafta kalıyor. Düz örgü örüyoruz sadece. Burada dolama olan ilmeklerimizi örmeden sağ şimi atlatıyorum. 1 2 dolamanın arasında 2 tane düz ilmeğim olması gerekiyor. Şimdi birisini ördüm. Burada dolama ilmeğim önüne geçmiş. Şöyle arkasına atıyorum. 2 tane düz örmem gerekiyor çünkü. İkinci düzümü de ördüm. Sonra dolama ilmeğimi aldım. 1 2 düz ve dolama ilmeğimi örmeden sağ şime atlattım. 1 2 düz dolama ilmeğimi örmeden atlattım. 1 2 ipimiz hep arka tarafta. Dolama ilmeğimi örmeden atlattım. Bir düz ördüm. Bakın şimdi şöyle gelince burada bu ilmekleri almayın. Dolama ilmeğini sağ şimdi atlatmadan almayın. Çünkü burada dolama ilmeğimizi atlatmadan örmeden aldık. Sağ şimize bundan sonra 2 tane düz örmem gerekiyor. Modelimizin püf noktaları bu şekilde. Buralarda şaşırma yapmayın arkadaşlar. Şimdi burada bir tane düz ördüm. Dolama ilmeğim öne gelmiş. Bu yüzden bunu şöyle arkaya alıyorum. İkinci düz ilmeğimi de örüyorum. İkinci düz ilmeğimi ördükten sonra dolama ilmeğimi alıyorum sağ şime. Bazılarında öne gelmiş olabiliyor. 1 burada normal gelmiş. 2 düz ve dolama ilmeğim. Burada da normal gözüküyor. Yan yana sıralı duruyorlar. 2 düz ve dolama ilmeğim. 1 2 düz ve dolama ilmeğimi sağ şime atlattım. 1 2 dolama ilmeğimin arasında 2 tane düz ilmek örmem gerekiyor. Dolama ilmeğimi aldım. Bu ortada modelimizin kenarları dışında bu 2 ilmek. Kenarlara modelden dolayı birer tane de denk gelebilir. Hem sıra başına hem sıra sonuna. Şimdi burada da o şekilde olacak. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 dolama ilmeğimi aldım. Bakın burada kenar ilmekten önce 1 tane düz ilmek öreceğim. 1 düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Kenarlarda birer tane gelebilir ama ortada mutlaka dolama ilmeklerinin 2 dolama ilmeğinin arasında 2 düz ilmek olması gerekiyor. Püf noktaları modelimizin bu şekilde. Geldik modelimizin arka yüzüne ve ikinci kez modelimizi kuracağız. Şimdi önceki model kurulumunda kenar ilmeği ördük aldıktan sonra bir tane düz örmüştüm. Bir düz örüp evet hem bu çiftli ilmeklerimi öreceğim. Bir an şaşırdım diye düşündüm de kusura bakmayın. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada çiftli ilmeklerimi zaten ilmeklerimiz şöyle yakından göstereyim kendini belli ediyor. Buradaki bu çiftli ilmeklerimi düz olarak öreceğim.
tek olan gözüken ilmeklerimi de ters olarak üzerine ip dolayarak tersten örmeden sağ şişimi atlatacağım. Şimdi ilk gelen ilmeğim bu şekilde ilmeklerimizin yeri kaymış oluyor. Bir sağa bir sola kaydırmış oluyoruz. Şimdi hemen kenar ilmekten sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Burada sıradaki ilmeğimi tekli ilmek olduğu için hemen üzerine dolama yaparak ters olarak örmeden sağ şişimi atlattım. Bir önceki modelimizi kurduğumuzda bir tane düz örüp ikinciye yapmıştık. Bu şekilde. Bu da şimdi burada ikinci ilmeğim. Bunu da burada düz ilmek olarak ikisini birlikte örüyorum. İki katlı ilmeğim var. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Burada tekli gözüken ilmeğimi ters olarak örmeden dolama ilmeği ile birlikte sağ şişimi atlatıyorum. İpim arka tarafta, çift olan ilmeğimi düz örüyorum. Çift ilmeklerimizi düz örüyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Tekli gözüken ilmeklerimizi dolama ipiyle sağ şişimize atlatıyoruz. Modelimiz çok zevkli örülen bir model. Daha önceden ördüğüm için biliyorum. Daha önce bir kez denedim. Yıllar öncesinde şaşırma yaptım. Daha sonradan kaç tane bere ördüm. Çok da zevkli örülüyor. Dolama ilmeği yaptım. Ters olarak aldım. Çift olan ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafta ters ilmeğimin üzerine dolama yaptım. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden iple birlikte sağ şişimi alıyorum. Çift olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Çift olan ilmeğimi düz örüyorum. İpim ön tarafta ters ilmeğimin üzerine ilmeğimi alarak ipim alarak sağ şişimi atlattım. Düz örüyorum. Çiftli olan ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Ters olan ilmeğimi örmeden sağ şişimi atlatıyorum. Çift olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar çiftli olan ilmeğim geldi. Düz olarak ördüm. Burada dolama yapmıştık. Bunları ikisini birlikte örerek dediğim gibi modelimde herhangi bir artırma, kesme işlemi yok. Sadece modelimizi ilmeklerimizi çift katlı yapıyoruz. Bu görünümü elde etmek için bu şekilde ilmeklerimizi çift katlı örüyoruz. Son kenara gelen ilmeğim de tek ilmek. Bunu da yine şöyle dolama ile birlikte sağ şişimi atlattım. Kenar ilmeğini de şöyle düz örerek modelimi tamamladım. İkinci kez modelimizi kurmuş olduk. Şimdi örgümün tekrar düzlüğüne geçtiğimde tekrar yine burada kenar ilmekten sonra kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Burada bir tane düz ilmek öreceğim. Kenara bir ilmek denk geldi. Şöyle dolama ilmeğim zaten gözüküyor. Bir tane düz örüyorum. Dolama ilmeğimi şişime alıyorum. Bundan sonrasında iki düz bir dolama ilmeği. Örmeden alacağımız dolama ilmeği. İki düz ördüm. Bir dolama ilmeğini şişime aktardım. İki düz bir dolama ilmeği. Burada yine bakın dolama ilmeğinden sonra bir düz örüyorum. Dolama ilmeği burada önüne geçmiş. Bunu şöyle arkaya atıyorum. İkinci düz ilmeğimi de örmem gerekiyor. Sonra dolama ilmeğini alacağım. Bir, iki düz dolama ilmeği. İki düz bir dolama ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bir düz yine burada dolama ilmeği öreceğim ilmeğin önüne gelmiş. Bir tane düz ördüğüm için bunu soluna almam gerekiyor. Solunda olması gerekiyor. İkinci düzümü de ördüm.
Dolama ilmeğinden sonra iki düz ilmeğin solunda tekrar dolama ilmeği olması gerekiyor. Bakın burada sağına gelmiş. Solunu almam gerekiyor. Oldukça detaylı anlatmaya çalışıyorum. Kafa karıştıran bir model diye biliniyor. O yüzden. Bir, iki düz dolama ilmeği. Burada yine modelin ilmeğimin sağına gelmiş dolama ilmeği. O yüzden soluna attım. İki düz ördüm. Dolama ilmeğimi de şöyle sağ şişimi aldım. Bir, iki düz ve dolama ilmeği. Bir, tekrar iki düz. Burada dolama ilmeğimi yine aldım. Direkt kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümüzün düzlüğünde de bu işlemi yapıyoruz. Şimdi ters yüze geçtiğimde yine çift katlıları düz olarak öreceğiz. Tek olanların üzerine de ilmek atarak örmeden ters olarak sağ şişimize atlatacağız. Şimdi ilk başladığımız gibi denk gelecek. Modelimizin ilk kurulumunda kenar ilmekten sonra hemen bir düz örmüştük. Bakın çift katlı gelen ilmeğim. Hemen bunu şimdi düz öreceğim. Şöyle içinden girerek bu şekilde örmemiz gerekiyor. Böyle bu şekilde öremeyiz. İlmeklerinizin bu yönde bu şekilde örülmesi gerekiyor. Hemen bir düz örüyorum. Ve sıradaki ilmeğimin üzerine dolama yaparak ters olarak aldım. Bir düz. Bir örmeden ters olarak alıyorum. Bu şekilde hemen ikisini birlikte düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar kenarda düz ilmeğim var ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümüzün düzlüğünde üçüncü kez modelimizi sizinle birlikte kurduk. Örgümüzün düzlüğüne geldiğimizde dolama ilmeğini şöyle baktığımızda ilmeklerin iki ilmeğin solunda olması gerekiyor. Dediğim gibi tabii ki bu bir sırada dışında bir sıra bu şekilde iki ilmek gelir. Bir sırada tek ilmek gelir. Bu kenarlara özel değil yani bu iki ilmek şartı. Ortalara özel. Başta ve sonda tek ilmeğiniz denk gelebilir. Aynı burada olduğu gibi. İki ilmeğim denk gelmiş. Kenar ilmekten sonra iki ilmek düz örüyorum ve direkt dolama ilmeğini atlatıyorum. Evet. Modelimiz sizinle birlikte 3 kez kurmuş olduk. Anlatımını yaptım. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Bir kusurum olduysa affola. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.